Dolaştım dünyayı, giymedim başıma taç. Ne zengini tok gördüm, ne fakiri aç. Mevlam öyle bir fevri kanaat ver ki, namerde değil, merde de etme muhtaç. Yine döktürüyorsunuz Mevlana'dan babacığım. siz de sever misiniz Cemil Bey? Elbette, kim sevmez. Ama hiç ezberleyemem ben maalesef. Siz ne güzel hepsini aklınızda tutuyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Ben sık sık okurum Mesnevi'yi. O sayede aklımda kalıyor. Yemeği beğenmediniz galiba. Yo, beğendim. Midem biraz kötü. İsterseniz başka bir şey hazırlatalım. O bu aralar biraz rahatsız Işıl Hanım, ondan yiyemiyor. Bence bir doktora görünün. Renginiz de pek soluk. Pardon. Efendim Tolga. Eda, seninle konuşmadığım çok önemli. Sonra konuşalım, müsait değilim. Ne zaman peki ha? Eda, ne zaman bir dinleyeceksin beni ha? Tolga lütfen. Yani bana ayıracak 2 dakikan bile mi yok Eda? Pardon. Aile yemeğindeyim Tolga. Ne kadar anlayışsızsın. İnanamıyorum sana. Asıl anlayışsız olan sensin Eda. Asıl sen hiçbir şey anlamıyorsun. Sarhoş musun sen? Bak sonra konuşalım, olur mu? Hayır, şimdi konuşacağız Eda. Başka zaman yok. Ya bir kerecik olsun sözümü dinler misin Eda? Eda. Yarın konuşalım lütfen, ben seni ararım. Sadece bir dakika. Hayır, bırak. Nelda'ya anlatacağım. Bunu daha fazla saklayamam. Ona söylemek zorundayım. Ama o kızın sen olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Eğer söylersen onu mahvedersin. Mecburum Eda. Bu yalanla yaşayamam. Yaşayacaksın. Bu da senin cezan olacak. Lütfen Eda. İnan bana, seninle yaşadığımız her an, her şey çok güzeldi. Hepsi bir rüya gibiydi. Bana yıllardır unuttuğum mutlulukları hatırlattın. Neden evlenmek üzere olduğunu gizledim benden? Kafam çok karışmıştı. Melda'nın beni sevmediğini sanıyordum. Sürekli kaçıyordu benden. Her şey birdenbire oldu. Anla lütfen. Her şey açık. Nesini anlayayım? Midemi bulandırıyorsun. Tek bir şey soracağım sana. Müsaadenizle. Anneciğim bugün çok... Pardon. Buyurun. Harun Bey nerede? Eda Hanım'la beraber bahçedeler. Ablamı seviyor musun? Evet. Öyleyse neden benimle yattın? Sence tek suçlu ben miyim?